sizinle paylaşacağım bilanço yine 24 Temmuz 2015 ile 24 Temmuz 2016 tarihleri arasındaki yaşanan hak ihlalleridir. Yargısız infaz 440 kişi yaşamını yitirdi, 353 kişi yaralandı. Silahlı çatışmalarda 422 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 1065 güvenlik görevlisi ise yaralandı. 614 silahlı örgüt militanı yaşamını yitirdi, 17 silahlı örgüt militanı ise yaralandı. 42 sivil yurttaş çatışmaların ortasında kalarak yaşamını yitirdi, 75 sivil yurttaş ise yaralandı. Yasa dışı örgüt eylemleri sonucu yaşamını yitiren siviller ise 34 sivil yurttaş yaşamını yitirdi, 173 sivil yurttaş ise yaralandı. Militanların cenazelerine yönelik uygulamaları ise arkadaşlar, yaşamını yitiren 15 örgüt militanın güvenlik güçleri tarafından çıplak olarak teşhir edildiği ve cenazelerine işkence edildiği tespit edilmiştir. Özel güvenlik bölgesi ilanı ise 87 kez özel güvenlik bölgesi kararları alınmış ve ilan edilmiştir. Sokağa çıkma yasağı 9 kente bağlı 35 ilçede 105 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. 75'i çocuk olmak üzere 320 sivil yurttaş yaşamını yitirmiş. Sınır hatlarında yaşanan ölüm ve yaralamalar ise 48 sivil yurttaş yaşamını yitirmiş, 60 sivil yurttaş ise yaralanmıştır. Mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu ölüm ve yaralılar ise 7 çocuk yaşamını yitirdi, 28 çocuk ise kalıcı fiziksel rahatsızlıklar oluşturacak şekilde yaralandı. Biri kadın olmak üzere 6 yetişkin yurttaş yaralandı. İşkence yasağı ise arkadaşlar, gözaltında birimlerinde 286 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Kişi özgürlüğü ve güvenliğe yönelik ihlaller ise 275 çocuk ve 7609 yetişkin olmak üzere toplam 7884 kişi gözaltına alındı. 81'i çocuk ve 1878 yetişkin olmak üzere toplam 1959 kişi tutuklandı. 4223 ev ve iş yeri çoğunlukla gece yarısı ve sabaha karşı olmak üzere basıldı. Gözaltında zorla kaybedilme ise Şırnak kent merkezinde 27 Mayıs 2016 tarihinde Demokratik Bölgeler Partisi Şırnak İl Yöneticisi Hürşit Külter'den hala haber alınmamaktadır. Örgüt militanları tarafından alıkonulanlar ise 89 kişi silahlı örgüt militanları tarafından alıkonulmuştur. İfade özgürlüğüne yönelik ihlallerde ise 96 adet basılı yayın ve materyal toplatıldı, yasaklandı. 4 gazete ve yayın organı basıldı. 2 kültürel etkinlik yasaklandı. 123 haber sitesi adresi erişimi engellendi. Düşüncelerini ifade edenlere karşı açılan soruşturmalar ise arkadaşlar, 43 farklı soruşturma dosyası açılmış. Toplamda 702 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. 13.067 kamu emekçisi hakkında idari soruşturma açılmıştır. Düşüncelerini ifade edenlere karşı açılan davalar ise 15 farklı dava dosyası açılmış, toplamda 59 kişi yargılanmıştır. Düşüncelerini ifade edenlere verilen cezalar ise yargılama aşaması devam eden 60 farklı dava dosyası karara bağlanmış, 168 kişi hakkında çeşitli hapis cezaları verilmiştir. Örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlaller ise 20 siyasi parti, 14 dernek, 7 eğitim ve kültür kurumu, 19 belediye hizmet binası ve eklentileri olmak üzere toplam 60 kurum ve kuruluş baskına ve saldırıya maruz kaldı. 17 dernek ve 2 eğitim kültür kurumu kapatıldı. Toplantı ve gösteri özgürlüğüne yönelik ihlallerde ise
117 toplantı ve gösteriye güvenlik güçleri tarafından müdahalede bulunulmuştur. 23 toplantı ve gösteri ise ilgili yerlerin valilik ve kaymakları tarafından yasaklanmıştır.